Özgecan davasından sonra Özgecan'ın katili olarak, şüpheli olarak yargılanan Supi'nin eşi Neslihan Altındöken, Supi'den boşanmak için bize, baromuza başvurdu. Biz komisyon olarak karar aldık ve elindeki evraklarla daha önceden birçok kere eşinden dolayı şiddete maruz kaldığını, özellikle de bu Özgecan olayından sonra da artık hayatına devam edemeyeceğini, ortak çocuklarının okula başlayacağını ve aynı soy isimle devam etmek istemediğini söyledi. Biz de karar alarak komisyonca Neslihan'ın yanında durmaya karar verdik. Biz de onun üzerine normal yasal yola şiddeti geçimsizlik sebebiyle davamızı açtık. Davalıya da resmi yollardan tebligat yapıldı. Ön inceleme duruşması ayın 9'unda önümüzdeki hafta salı günü Adana'da görülecek. Bu arada dün tabii vekaleti benim adım geçtiği için muhtemelen sadece beni biliyorlar. Dün akşam sularında evdeyken telefon çaldı. Benim oğlum, 8 yaşındaki oğlum, telefonu açar açmaz hoparlörü açar. Hoparlörü açtı ve ben açmamasını söylememe rağmen açtı. Karşıdaki kişi, avukat sen misin dedi. Ben de buyurun siz kimsiniz dedim. Avukat Ebru sen misin diye sordu. Ben de evet buyurun siz kimsiniz dedim. Tabii hoparlör açık olduğu için ortamdaki insanlar da bu konuşmayı duyuyorlar. O ana kadar ben normal bir konuşma diye çok şey yapmadım, hani çok önemsemedim. Sonra dedi ki sen benim ne olacağımı, kim olduğumu ne yapacaksın deyince biz sustuk, yani bir dinlemeye başladık. Dedi ki salı günkü davadan çekileceksin. Eğer davaya devam edersen son Özgecan gibi olur. Kimsenin yuvasını yıkma şeklinde. Hani bu sıralamayı şu an tam olarak hatırlamıyorum ama başta da söylemiş olabilir. Ve telefonu kapattı. Çok kısa süren bir telefon konuşmasıydı. Tabii ki tedirgin oldum.